Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS sınavı çok yaklaştı ve bizler bu süre zarfında her gün birer ikişer tane deneme çözerek sizleri inkılap tarihi noktasında sınava hazırlamaya çalışıyoruz. En baştan beri desteğimiz oldu. Bundan sonra da sizlerle birlikte bu süreci yürüteceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bugün de yine bir LGS deneme sınavıyla, gerçek sınava yakın bir sınav performansıyla, provasıyla karşınızda olacağız. Bu soruları hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Soruların PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. İster alıp oradan çözebilir, isterseniz videoda duraklatıp sorunuzu çözebilir, sonra da çözümünü benden dinleyebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden denememize başlayalım. İlk sorudayız. Mustafa Kemal Manastır idadisindeyken Vatan ve Hürriyet Şairi olarak bilinen Namık Kemal'in eserleriyle tanışmış ve her fırsatta arkadaşlarıyla gizlice şairin eserlerini okumuşlardır. Şiirlerini ezbere bildiği Namık Kemal'den Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses olarak bahsetmiştir. Mustafa Kemal Tevfik Fikret için "Ben inkılap ruhunu ondan aldım" diye söz etmiş ve onun özgürlük ve laiklik anlayışından esinlenmiştir. Yine milli şair diye tanımlanan Mehmet Emin Yurdakul en sevdiği şairler arasında yer almaktaydı. Ondan da yurt ve millet sevgisi konusunda etkilenmiştir. Arkadaşlar, burada metin değerlendirildiğinde ilgili yazar ve şairlerin Mustafa Kemal'i alanlarının hangilerinde etkilediği söylenebilir soruyor bizlere. Hem arkadaşlar Namık Kemal hem de Mehmet Emin Yurdakul yurt ve millet sevgisini onu aşıladığı için vatanseverlik ve milliyetçilik konularına Mustafa Kemal'i kesinlikle etkilemişlerdir. "Ben inkılap ruhunu ondan aldım" dediği Tevfik Fikret ise onu çağdaşlık, yani yenilikçilik alanında etkilemiştir. İnkılap zaten yenilik demektir. İnkılap ruhu çağdaşlıkla zaten bağdaşık bir kavramdır arkadaşlar. O yüzden üçü de buradan ayrı tutamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Trabzon ve civarının Rumlara verilerek bu bölgede Pontus Rum Devleti kurulmasını önlemek, işgallere ve Pontus çetelerine karşı silahlı direnişte bulunmak üzere kurulmuştur. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birlikte önemli rol oynamıştır. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti için hangisine ulaşılamaz? Diplomasiyi çözüm yolu olarak tercih ettiğine. Arkadaşlar, diplomasi devletler arasında ya da kuruluşlar arasındaki masa başı ilişkilerdir. Burada bakın silahlı direnişten bahsettiği için diplomasi yoluna gidildiğine dair bir şeyi ben buradan söyleyemiyorum. Peki B şıkkı, bölgesel kurtuluşu hedeflediğini söyleyebilirim. Bakın ne dedi? Trabzon ve civarının dedi. O yüzden bölgesel kurtuluş olduğunu anlayabiliyoruz. Vatanseverlik duygusu ile kurulduğuna, zaten Rumlara bölge vermemek için kuruluyorsa, işgalleri önlemek için kuruluyorsa vatanseverlik duyguları da vardır. Bazı cemiyetlerle ortaklaşa hareket ettiğine de ulaşabilirim. Zaten bunu son bölümde söyledi. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birlikte hareket etti dedi. O yüzden D şıkkına da ulaşıyoruz. Burada ulaşılamaz olan A şıkkıdır. Üçüncü soruya geldik. Kütahya Eskişehir savaşlarının kaybedilmesinin ardından Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Yunan ordusunun saldırısı ile başlayan savaş Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Zaferin ardından Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesin olarak çizildi. Ankara Antlaşması ile Güney cephesi kapandı. Metinde Milli Mücadele dönemindeki hangi alanlardaki gelişmelere yer verilmiştir? Arkadaşlar, burada kesinlikle biz askeri alanda bir galibiyet almışız. Bu yüzden askeri olanları almam gerekiyor. Askeri olmayan varsa silebilirim. A ve C şıklarından buradan kurtulurum. Bakın, bir ekonomik askeri kaldı, bir de askeri diplomatik kaldı. Üst taraftaki verilen metinde kesinlikle ekonomik bir durumdan bahsedilmediği için B şıkkını da alamam. Ama bakın, Kars Antlaşması'yla doğu sınırımız çizildi. Bir anlaşmayla bu yapıldıysa diplomasiyi burada alabilirim. Askeri ve diplomatik deriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. Verilen metinde Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? Ankara'nın hükümet merkezi olması için saydığınız nitelikleri beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk'ün imkansızı imkan haline getiren gücünü, dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz, o kadar yakında olacak. Bakın burada Mustafa Kemal aslında bir hedefinin olduğundan bahsetmiştir. Bakın, hedefinin olduğundan. Burada aslında ileri görüşlü bir vurgu yapılıyor gibi duruyor ama ileri görüşlükte ne vardı arkadaşlar? Bir şeyi tutturma vardı. Hani bir tahmin yapılır, tahminin tutması vardı. Buradan ileri görüşlük kesinlikle alamayacağım öncüldür, şıktır. Savaş meydanında savaşı yönetmekle, komuta etmekle ilgili herhangi bir şey olmadığı için ben burada cevaba askeri deha da diyemem. Burada birden fazla özelliği bir arada verilmediği için, anlatılmadığı için sorunun cevabı çok yönlülükte değildir. Sorumuzun doğru cevabı idealistliktir. Çünkü idealist hedefleri doğrultusunda hareket eden demektir. Zaten yukarıdaki metinde de Mustafa Kemal bunu vurgulamıştır. Cevabımız A şıkkıdır. 5. soruyla devam edelim. 1924 Anayasası ile birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dininin İslam, başkentinin Ankara, resmi dilinin Türkçe olduğu kabul edilmiştir. Yasama TBMM'ye, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükümete, yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Buna göre 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Doğrudur arkadaşlar. A şıkkındaki bilgimizle son öncüldeki, son bilgideki bilgimiz eşleşir. Yasama ayrı kurumda, yürütme ayrı kurumda, yargı ayrı kurumda. Demek ki güçler ayrılığı uygulanmıştır. Devletin rejimi ifade edilmiştir. Bakın, Türkiye'nin bir cumhuriyet olduğu vurgulandı. Bu da rejimle ilgilidir. O yüzden B şıkkına da rahatlıkla ulaşabilirim. Laik devlet anlayışı vurgulanmıştır. Bakın, laik devletlerde ne vardır arkadaşlar? Devletin dini yoktur. Ama yukarıdaki maddeye baktığımız zaman diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır diyor. Yani laik devlet anlayışı vurgulanmamış. Aksine laik devlet anlayışı da yok. Milli iradesine dayalılık belirtilmiştir. Bakın, millet iradesine dayalılık kesinlikle belirtildi. Nerede belirtildi arkadaşlar? Birinci bilgiye baktığımız zaman egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması. Yani yönetimin millete ait olması dedi. O yüzden bunu da burayla eşleştiririz. Burada ulaşılamaz olan C şıkkıdır. 6. sorumuzda devam ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın değerlendirmesine göre Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kendileri gibi millet ve vatanla alakası olmayan birkaç kişi namına barış anlaşmasını imza ettiklerini ajansta gördük. Milli mücadelemizde daha büyük bir azim ve imanla devama yemin ettiğimizi arz eylerim. İstanbul'da oluşturulduğunu evvelce duyduğumuz Saltanat Şurası'nda Türkiye'nin hayatına son veren bu anlaşmanın imza edilmesine karar ve oy veren isimleri malum şahısların ve anlaşmaya imza koyanların hakkında gıyaben hüküm verilmesini ve tamim olunmasını arz ve teklif eylerim. Yani burada anlatılan durum Sevr Antlaşması'nı meclis kararı olmadan imzalayan Saltanat Şurası'nın vatan haini olduğunu aslında Mustafa Kemal burada anlatmaya çalışmış. Mustafa Kemal Paşa'nın değerlendirmesine göre Sevr Antlaşması için hangisi söylenemez dedi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını arttırmıştır. Mustafa Kemal zaten bunu vurguluyor. Bağımsızlıktan yana olduğunu vurguluyor. Demek ki inanç artmıştır. Milli menfaatleri gözetilmeden imzalamıştır bilgisi de kesinlikle doğrudur. Çünkü dikkat ederseniz bu anlaşma zaten bizim bağımsızlığımızı yok sayan bir anlaşma. O yüzden buna da ulaşabiliriz. Anlaşmayı imzalayanların yargılanması talep edilmiştir. Yargılanması, bakın, son bölümde gıyaben hüküm verilmesi dedi. O yüzden buna da ulaşabiliriz. Mebusan Meclisi tarafından onaylandı. Arkadaşlar burada anlatılan cümlelere baktığımız zaman kimin onayladığına dair Saltanat Şurası'nı görüyoruz. Mebusan Meclisi'ni göremiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Hemen 7. sorumuza devam edelim. Büyük Millet Meclisi kendisine karşı düzenlenen isyanlara karşı Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkardı. Bakın, kim çıkardı? Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkardı. Bu kanuna aykırı davrananları yargılamak üzere İstiklal mahkemelerini kurdu. Bu mahkemede görev yapacak kişileri milletvekilleri arasından seçmiştir. Şimdi burada diyor ki Büyük Millet Meclisi'nde isyanlara karşı yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenebilir. Bakın, meclis kanun çıkarıyorsa yasama yetkisi kesinlikle kullanılmıştır. İstiklal mahkemeleri kurulmuşsa yargı yetkisi kesinlikle kullanılmıştır. 1 ve 3 kesinlikle buradan ulaşılabilecek bir öncüldür. Ancak dolaylı olarak buradan yürütme yetkisine de anlayabiliriz. Çünkü bakın, kanunu çıkarıp yargı yetkisi kullanıp sonrasında bunu insanlara mahkemeye gönderiyorsanız demek ki devleti yürütme yetkisi de TBMM'dedir. O yüzden ikinci öncülü de alırız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 8. soruyla hemen devam ediyoruz. Misak-ı Milli'de yer alan aşağıdaki maddelerden hangisiyle ekonomik bağımsızlıktan ödün verilmeyeceği vurgulanmıştır? Arkadaşlar hatırlayacaksınız. Ekonomik bağımsızlıkla ilgili özellikle bizim elimizi kolumuzu bağlayan kapitülasyonlar vardı. Buna karşı çıkmakla ilgili bir şey arayacağız. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı tarihte düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür. Burada sınırlarla ilgili vatanın bütünlüğünden bahsediyor. A şıkkı olamaz. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir. Burada milli iradeye, halkın kararına saygı duyulacağı vurgulanıyor. Yani ekonomik bağımsızlıkla ilgili herhangi bir durum buradan da çıkmaz. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bakın dikkat edin, özellikle mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Ekonomik gelişmemizi engelleyen her şey kaldırılmalıdır cümlesi ekonomik bağımsızlıktan ödün verilmeyeceğini vurgular. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar burada uluslararası eşitlikten bahsediliyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Hemen 9. soruya geldik. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik olduğu söylenebilir? Bakalım hemen. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir. Arkadaşlar bu madde kesinlikle milli birlik ve beraberlikle alakalı bir maddedir. Çünkü yabancı devletler azınlık haklarını bahane ederek ülkemize karışıyorlardı. Biz bütün azınlıkları Türk sayarak biz onlara dedik ki biz sizle kardeşiz. Kesinlikle aramızda ayrılık gayrılık olmayacak dedik. Yani birlik ve beraberliği işte burada vurguladık. Ancak diğer şıklara baktığımız zaman Rumlar ve Türkler karşılıklı yer değiştirecek. Bu birlik ve beraberlikle ilgili değil, mübadeleyle ilgilidir. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak. Bu ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir. Duyun umumiye kaldırılacak. Bu da ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Geldik denememizin son sorusuna. Amasya Genelgesi için milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır diyen bir tarihçi genelgede alınan kararlardan hangisini dayanak göstermiş olabilir? Arkadaşlar bakın, milli egemenliğe dayalı yönetim dediği buradan hemen aklımıza şu gelmeli. Halkın yönetime katıldığı bir yönetim şekli. Hangisi o? Cumhuriyet. Demek ki halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir şey arayacağım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikelidir. Bakın bu bağımsızlıkla ilgili, egemenlikle ilgili değil. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı. Bakın milletin kararından kastığı aslında zaten milli egemenlikten bahsedilmektedir. O yüzden B şıkkı olabilir. Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Bunun milli egemenlikle bir bağlantısı yoktur. Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde kapatılmayacaktır. Bunun da milli egemenlikle bir alakası yoktur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte yine LGS'ye çok benzer, LGS inkılap tarihinde karşınıza çıkabilecek çok benzer sorulardan oluşan bir deneme çözümü yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Soruları hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da sınava kadar son sürat deneme çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.